selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yaklaşık 3 aydır Yamaha MT25 modelinin koruma devrinin tasarımıyla uğraşıyorduk. Nihayetinde ürün tasarımı tamamen bitti. Seri olarak ürün üretildi. Satışa hazır hale geldi. Şu an ben ürünü yerine montajlamak oldukça basit ama ben yine de usulen konuya yabancılık çeken arkadaşlar için videoyu çekmeye uygun gördüm. Mevcut motorun üzerinde şu an zaten ilk ürettiğimiz prototip demir takılıydı. Onu çıkartacağız. Daha sonrasında size hangi vidaları, hangi anahtarıyla, nereye, nasıl takacağımı göstereceğim. Göstermeden önce ürün size şu şekilde gelecek arkadaşlar. Şöyle paketlenmiş bir şekilde gelecek. Bu mümkün mertebe kargada, aktarmalarda olası çizilmelere, darbelere karşı hasar almaması açısından biz bunu elimizden geldiğince güzel bir şekilde ambalajlamaya uğraştık. Ürün geldiğinde bunu çıplak elle açmanız bir hali sizi uğraştırabilir. O yüzden yanınızda bir adet makas bulunduruyor olmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Şu şekilde keserek bu ambalajı rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Ama onun dışında bayağı bir uğraştırır sizi. Bilginiz olsun. Ürünü ben isterseniz sağ taraftan başlayarak nasıl montajlanacak, ne yapmamız gerekiyor, onları kısaca bir göstereyim. Aslında çok basit. Yani kullanıcı arkadaşların, amatör montajı kendi yapacak arkadaşların da montajı yapmaları gayet mümkün. Yeter ki ellerinde bir 17-13 anahtar lokmalar olması yeterli oluyor. Şöyle bir tanesini alalım. İlk olarak yapacağımız şey, dikkat etmemiz gereken unsurlardan en önemlisi şu orijinal, şu an orijinalini söktük üzerinde ama şu boyda orijinal blok vidaları var arkadaşlar. Neye dikkat edeceğiz? Aynı anda her iki tarafın blok vidalarını sökmüyoruz. Önce sağ tarafı söküyoruz ya da sol tarafı. Söktükten sonra demirin montajını yapıp sıktıktan sonra sol tarafa geçiyoruz. Neden? Gerçi bu bunda olmadı ama ben olasılıkları göz önüne katarak konuşuyorum. Hani iki blok vidasını aynı anda sıktığınızda bloğu kaydırma şansınız var. Bloğu kaydırırsanız arttan kriko desteği gerekebilir. Elinizde olmayabilir, sizi uğraştırır, gerek yok. O yüzden montajı önce sağ tarafı ya da sol tarafı, daha sonra diğer tarafı montajlamamız en mantıklı olan şey arkadaşlar. Şurada ürünle birlikte gelen, paketten çıkacak olan vidalarımız olacak arkadaşlar. Şu parça yine ilerleyen aşamada dile getirmeye çalışacağım. Koruma devrinin üzerine gelecek. Bu yarın bugün sizin bağlayacağınız sislerin, işte aydınlatma elemanlarının montajını mümkün kurmanız içindir. Yani demirde herhangi bir işlem yapmayacaksınız bunun için. Bu güzel bir avantaj. Bu bizim de motor kullanırken hissettiğimiz bir eksikliği ki bundan sonraki bütün üretimlerde artık sis bağlama kulaklarını standart hale getirdik. Orijinal vidaları söktük. Şu an motorun orijinal vidaları üzerinde değil. Mevcut bir ilk prototip demir vardı zaten bunun üzerinde. Arkadaşlar çok basit. Şu ayak pegini görüyorsunuz. Bu zaten orijinalde bu şekilde bağlı oluyor. O kendi vidalarını aldıktan sonra bunu şöyle bir açıyoruz arkadaşlar. Üst blok vidasını da söktük. Bunu bu şekilde yerine oturtuyoruz. İlk olarak şu vidanın, şöyle göstereyim. Önce vidanın arkasına pulumuzu geçiriyoruz. Onun arkasına şu şekilde sis bağlama aparatımızı geçiriyoruz. Koruma devrinin yerine oturtup şu şekilde burada saplamasını takıyoruz arkadaşlar. Şunu da tutturalım. Şimdi bu tarafı yerine tutturduk. Sıkmıyoruz tabii ki. Şunun da pullarını yine kafasına geçirip şekilde
Ayak tekiyle şasinin arasında kalacak parça. Bunu da şu şekilde şuradan tutturuyoruz arkadaşlar. Bu vidalar 13'tür. Düz ağız ya da yıldız ya da lokma 13'lü. Bunları sıkmanız gayet mümkün. Zaten montaj 13 ve 17 anahtar takımıyla bitiyor. Evet, bunları yerine tutturduk. Biz şu pulu pakete koyduk ama şu pulu takmayabilirsiniz. Çünkü şu parça zaten arada bir pul görevi görüyor. Evet, şunun pozisyonu bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle 90 derecedir, bu yere paraleldir. Bu da ilerleyen zamanlarda bunu takma edebilirsiniz. Yani koruma demirinin montajını yaparken bunu istiyorsanız takma edebilirsiniz. Ama bu arkadaşımız sistemi daha önceki demirlere zaten bağlamıştı. Sol tarafta göreceksiniz. O yüzden çok, yani bunun oluyor da olmuyor olması çok artı ya da eksi bir avantaj değil, ama siz bağlamayı düşünüyorsanız bu parçanın oluyor olması tabii kullanıcı için büyük bir konfor oluşturuyor. Evet, gördüğünüz gibi montaj gayet basit. Bunu da buradan sıkıyoruz. Dikkat edin, küçük lokmayla sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu video çekmemizdeki amaç, zaten hani atölye ortamı elinde takımı taklavatı olup montajı kendi yapacak olan arkadaşlarımız için, genelde bu arkadaşlarımız çok bilinçsiz davranıyor bazı konularda. Bu daha önceden başımıza geldi. Gerçi o sıkıntıyı biz yaşamadık ama bu arkadaşların kendileri yaşadılar. Büyük lokmayla bunu öndüresiye sıkıyorlar arkadaşlar, 13'le. Yani sonuçta bu cıvataların, vidaların bir dayanım gücü var. Kendini sıyırmazsa karşı tarafı sıyırıp alıyor. Bu çok büyük problem yapıyor. O yüzden deli gibi, hani onun bir torku var. Yani deli gibi sıkmanıza hiç lüzum yok. Onun küçük lokmayla sıkarsanız şöyle, bunda gücü, torku hissedebiliyorum ben kendi adıma. Ama bunda hissedemiyorum arkadaşlar. Bu çünkü abandığım zaman, buna yüklendiğimde aşırı bir oraya güç uyguluyor. O da karşı tarafın ya da vidanın sıyırmasına sebep olabiliyor. Buna dikkat edin. Bu önemli bir konu. Evet. Şu an montajımız sağ tarafı tamamlandı. Sol tarafa geçelim onu. Söylediğim gibi bu demir
MT Yamaha MT-25 modelinin koruma denirim çalışmalarından ilk çalışma. Her şey bununla başladı. Bunun tasarımıyla başladı. Daha sonra seri olarak üretime geçildi. Tabii bu demir orijinal olarak bizim elimizde numune olarak kalacak. Daha sonra yeni üretilenler güzel elektrostatik boyandı. Malzeme kalitesi kesinlikle kendi 650 versus Kawasaki modelinde de kullandığımız kalitede bir demirdir. 650 modelde kullandığımız demirdir. Yani malzemeden bir yerlerinden kısmadık arkadaşlar. Kesinlikle iş görecek bir ürün. Tasarım olarak hem motor bloğunu, hem granajları, hem kafayı, aynaları dahi koruyabilecek bir model. Yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İlerleyen zamanlarda bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum zaten. İlla ki tabii ki ufak tefek çizikler olacaktır ama zaten genel anlamda motoru yan yatırdığınızda şayet motor takla atmaz ise asfaltta maksimum koruma sağlayacak bir ürün. Yani piyasada daha uygun fiyatlara da ürünler var. Görüyoruz. Diğer üretici arkadaşlar üretiyorlar, yapıyorlar. Herkes tabii kendi ürettiğiyle anılıyor. Yani biz burada daha uygun yapalım diye bir yerlerden bir şeylerden kısıp hani maliyet fiyatlarını aşağıya çekip ürünün kalitesine yansıyıp hani yansıtıp bunu kendi adımızı lekelemektense adam gibi ürün yapıp hakikaten iş görecek bir ürün yapıp hakkını da almak takdir edersiniz ki en mantıklısıdır. Yani fiyat performans olarak baktığınızda bu ürün gerçekten iş yapacak bir ürün. Yani şu ürün hakkında hani söyleyebileceklerim bunlar. Gerisini zaten kullandıkça anlayacaksınız. Şimdi sol tarafın montajını bir yapalım. Sol taraf biraz daha karmaşık gibi duruyor ama mantık aynı, sağ tarafın aynısı arkadaşlar. Bakın. Şu vites pedalının tam arkasına geliyor bir de. O yüzden şu vites pedalını şöyle bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde sökeceğiz. Tabii ki biz daha önce vidaları değiştirdiğimiz için siz ilk olarak orijinal vidaları bu şekilde değil. Yanlış hatırlamıyorsam alyan başlı olmak. 5 ya da 6 alyanla sökeceksiniz o vidaları. Sökerek şu ayak begini şöyle aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 13 ve 17 dedik. Yine aynı laf yine aynı yere geliyor. Zaten mevcut takılı bir demiri söküyoruz biz şu an. Sizde böyle bir demir olmayacak. Onu da yanlış hatırlamıyorsam yine orijinal vidası 6 alyan olması gerekiyor. Yani sökme işlemini 13 düz ağız ya da lokma ile 6 ya da 5 alyanla yapacaksınız. Takma işlemi 17 lokma ve 13 lokma ile yapılıyor. Kafanız karışmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşımız sisi de takmış zaten. Bayağı bir kullandı çünkü demir üretildikten sonra yaklaşık 1-1,5-2 ay kullanıldı arkadaşlar. Ondaki sıkıntılar gözlemlendi. Hatta sağ tarafa yine kullandığımız demirle motor yatmış. Çok şiddetli bir yatma değil ama yani olduğu yerde düşmeyle bile biliyorsunuz hasar görebilir granaj. Çizilebilir ya da kırılabilir. Yani en ufak bir çizik olmamış motorda. Tabii bizim için sevindirici. Kullanıcı arkadaşımız için de tabii ki. Yani bugüne kadar ürettiğimiz koruma demirlerin içerisinde belki de montajı en kolay olan ürün diyebilirim. Hiç kimseden yardım olmadan tek başına da takabilirsiniz.
Evet, yenisini oturtuyoruz. Arkadaşlar. Şöyle. Şuradan bir tutturursak sallanmasın diye. Tam olarak sıkmıyoruz arkadaşlar, bakın. Şu an üstü tutturduk. Tam olarak sıkmadık. Evet, şimdi ayak pedini yine aynı diğer taraftaki gibi şöyle oturtacağız arkadaşlar. Yine pullarını unutmuyorsunuz. Uzun zamandır ben de ilk defa montaj yapıyorum. Önce şu altı takalım. Altı taktıktan sonra üstü takmak daha kolay oluyor.
Evet, şunu yine üst konuma getiriyoruz arkadaşlar. Zaten tam olarak sıkmamıştık hatırlıyorsanız. Evet, bunu şöyle yere paralel bakması gerekiyor. Şu araya bir tornavida da takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bu alttan sıkıp güç uygulamaya başladığımda tornavida olmadı maalesef. Şekilde bunu tornavida ile yine çevirebiliyoruz. Evet. Montajımız tamam arkadaşlar. Yani yapmamız gereken 2 sol tarafın 3 vidadan oluşuyor. Sağ tarafta 3 vida. 6 vidayı sökeceğiz. Şimdi bağlantı kulakların mantalitesi dolayısıyla motorun ağırlık noktası alacağı darbe motorun şasisinde bizim bağlantı alabileceğimiz uygun yer olmadığı için biz bunu kendi istediğimiz konuma taşıdık ve ona göre de kulak kullandık. Yani bu ağırlıktaki bir modele göre bu demir hakikaten olması gerektiği gibi iş görecek bir demir oldu. Umuyorum ki hiçbirimiz yan yatırmayız motora ama bu işin maalesef fıtratında var bu. Biz güvenliğimizi alacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Yamaha MT-25 koruma demiri tüm camiaya hayırlı olsun. Görüşmek üzere.